Evet, bu derste jeofizin özellikle mühendislik amaçlı uygulamalarının ya da jeofizin ürettiği teknolojilerin tarihsel gelişimi üzerinde duracağız. Genel olarak daha öncelerde de söylemiştik, yer küre bize zaman ve mekan boyutunda bir takım olgular, olaylar sergiliyor. Jeofizikle biz bu olgulu ve olaylara nicel ve deneysel yaklaşıyoruz ya da indirekt, dolaylı yaklaşarak bir akıl yürütme sonucu bir bilgi üretiyoruz. Bu bilgi de yerkürenin yapı ve dinamiği. Tabii bu teorik jeofizin ya da bilimsel jeofizin tanımı, bilimsel jeofizikten ya da jeofizik biliminden mühendisliğe geçtiğimizde biraz durum farklılaşıyor. Ama ona geçmeden önce genel olarak jeofizik bilimi ve mühendisliği arasındaki ilişkilere ya da disiplinlere bakarsak, jeofizik aslında bilim olarak genel jeofizik ya da kuramsal jeofizik olarak düşünülebilir ilk etapta. Bu yerkürenin akışkan bölümlerinin fiziği, katı yer fiziğini kapsayan disiplinleri içeriyor. Aynı zamanda da jeofiziğin bir mühendislik problemini ya da toplumla, insanla ilişkili, ekonomiyle ilişkili bir problemi çözme yönünde uygulamalı kısmı var. Buna uygulamalı jeofizik diyoruz. Ki uygulamalı jeofizikte kendi içinde sınıflandırmalarda ya fiziksel değişkeni kullanıyoruz, yani manyetik, elektrik, elektromanyetik, sismik, termik, radyoaktif gibi. Ya da konuya göre sınıflıyoruz. Maden jeofiziği, su jeofiziği, mühendislik jeofiziği, çevre jeofiziği, geoteknik jeofiziği, petrol jeofiziği, askeri jeofizik gibi. Ya da ölçülerin alınma yerine göre gene jeofizi sınıflandırıyoruz. Havadan, kuyu jeofiziği, deniz jeofiziği, uydu jeofiziği gibi. Dolayısıyla jeofizik bilimi mühendisliğe dönüştüğünde ya da jeofizik bilimi mühendisliğe dönüştüğünde sadece temel bilgiler ya da temel jeofizik olgular ve süreçler yeterli değil. Yani jeofizik bilim olarak, doğa olarak, ham madde ve enerji olarak bize bir bilgi sağlıyor. Jeofizik bilgi bu. Nedir bunlar? Mesela doğal olaylar, doğal yapılar, doğal kaynaklar, doğa bilimsel özellikler. Yani deprem, heyelan, sel, antiklinler, senklinler, dayklar, su, petrol, doğal gaz, gravite, manyetik, elektrik özellikleri, yer kürenin. Bunlar orada duruyor, doğal olarak var. Fakat biz mühendislikte bu doğal süreçleri bir filtre yardımıyla mühendislik ürününe dönüştürüyoruz. Buna tasarım süreci de diyorlar mühendislikte. Ki tasarım sürecinde ya da mühendisliğe dönüşme sürecinde bu doğal bilgilerin farklı teknolojiler de kullanıyoruz. Örneğin elektronik teknolojisi, bilgisayar teknolojisi, veri işlem, makina, diğer teknolojiler. Bazen bu mühendislik teknolojisi ya da teknolojik kaynaklı bilgiler yeterli olmuyor. Aynı zamanda toplum kaynaklı bilgilere de ihtiyacımız var. Ekonomi, hukuk, işletme, psikoloji gibi. Çünkü biz bu mühendisliği insan bağlamında yapıyoruz ve sonuçta biz doğadan bir dönüştürme ile bir mühendislik ürünü elde ediyoruz. Jeofizik mühendisliği ürünü elde ediyoruz. Bu temelde insana ve topluma yönelik. Teorik jeofizik de her halükarda topluma yönelik, ama topluma yönelik olma teorik jeofizikte birincil öncelik değil. Ana öncelik doğa jeofizinde ya da temel jeofizikte birincil öncelik doğanın yapısının ve dinamiğinin açığa çıkartılması. Bunda ekonomik kaygılar ya da ne bileyim insani kaygılar olmayabilir. Zorunlu değil. Ama mühendislik ürünlerinde ya da jeofizik mühendisliğe dönüşme sürecinde bir insana yöneliklik ya da ekonomi toplum ilişkisi var. Bu bağlamda da örneğin ulaşım güzergahları, kentleşme, endüstriyel ham madde, doğal gaz, petrol yataklarının nerede olduğu ya da su yapıları, nükleer santraller, malzeme ocakları, deprem zemin yapı etkileşimi, doğal afetlere karşı önlemler, doğal kaynakların korunması gibi biraz çevre jeofiziği süreçlerini
mühendislik süreçleri oluşturuyor. Yani teorik jeofizik belli bir dönüşümle insan ve toplum amaçlı dönüşümle mühendisliğe dönüşüyor. Ki biz jeofiziği biliyoruz, doğal ve yapay olarak iki kaynağımız var. Başka deyişle jeofizik doğal fiziksel özellikleri ölçerek veya oluşturduğu yapay fizik özelliklere yerkürenin tepkisini ölçerek yer içini görüntüler veya fizik özelliklerini belirler. Görüntüleme ve fizik özellikleri farklı şeyler. Görüntülemede sadece yapıyı görüntülersiniz. Antiklinler, senklinler, tabakalanma gibi. Fizik özelliklerde bu yapının mukavemet özelliklerini belirlersiniz. Ki bu özellikle de mühendislik jeofiziğinde geoteknik analizlerde en önemli unsurdur fizik özellikler. Görüntülemeden bağımsız olarak. Ekranda bunların slaytlarını görüyorsunuz kabaca. Şimdi jeofizik ve endüstri toplum ilişkisi ya da jeofiziğin endüstri toplum ilişkisine katkısı üç alanda yoğunlaşıyor aslında. Birincisi yer malzemeleri. Yani yerdeki malzemeler nedir? Petrol, doğal gaz, maden, su gibi. Enerji ve endüstriyel hammadde olarak bunlar çıkartılıp yararlanma sürecinde jeofizin katkısı var, mühendislik katkısı. İkincisi zemin ve kaya olarak yer malzemelerinin ortam özelliklerini belirleyerek burada yapılacak kent planlamasına ve inşaatların tasarımına katkı. Bu daha çok geoteknik jeofizi ya da biraz da çevre jeofizinin de konusu. Üçüncü katkı jeofizin toplum ve endüstri ilişkilerine, toplum endüstri ekonomi ilişkilerine katkısı. Doğa kökenli afetlerin zararlarını azaltmak için tehlikeleri önceden kestirme. Mesela depremlerin tehlike boyutlarını ortaya koyma, heyelanlar, seller, su baskınları gibi. Bu üç amaç aslında jeofizin mühendislik amacını da oluşturuyor, amaçlarını da oluşturuyor bu üç amaçlar. Biz şimdi bunlara yavaş yavaş gireceğiz. Şimdi jeofizik biraz reklam olacak ama jeofizik ne yapar? Her mevsim çalışır jeofizikte. Kışın da çalışır. Çölde de çalışır. Her yerde çalışır. Afrika'da çalışır. Yani coğrafi bir sınırı yoktur jeofiziğin. Dağda çalışır. Tepelerde helikopterlerle çalışabilir veya dağların tepelerinde aletlerini götürür. Ama jeofizikçi aynı zamanda bir odada çalışır. Bir oda aldığı verileri işler bilgisayar ortamında. Bilgisayar teknolojisini kullanır. Verileri yorumlamak için en yüksek teknolojiyi kullanır. Özellikle petrol endüstrisinde. Çünkü petrol çok değerli bir enerji kaynağı olduğu için burada paranın ya da teknolojinin bir sınırı yok. Petrolü bulabilmek için hangi yüksek teknoloji gerekiyorsa onu jeofizikçi kullanır. Veri yönetimi yapar, verileri analiz eder. Havadan veri toplar, su bulur ki bizim için su çok önemsiz gibi gözükse bile Afrikalılar için mesela su en önemli problemdir Afrika'daki yapılan jeofizik çalışmalarda. Hatta buradan jeofizik arkadaşlar da gider orada su arama çalışmaları yapar. Arkeoloji ölçümler yapıp arkeolojik varlıkların toprak altındaki konumlarına nerede olduğunu ilişkin bilgi sağlar. Hatta dünya dışı gezegenlerde Mars'ta ölçümler yapar. Bu tabii sembolik bir şey. Mars'a henüz insan inmedi ama Mars'ta ilk sismograf ya da sismolojik kayıtlar alındı. İlk deprem kaydedildi. Hatta bu Mars projesinde bizim İstanbul Üniversitesi'nde benim de öğrencim olan Savaş Ceylan da çalışıyor. Artık Mars'taki depremlerin yapısı, Mars'ın yapısını da jeofizik mühendisi inceliyor. Şimdi biraz jeofizik aramaların ya da bu mühendislik anlamda jeofizik aramaların mitolojisine girelim ya da sahte bilimine girelim. Bunlar başlangıçta bir alet birazdan göreceğiz. Bir alet, bir aygıt yardımıyla yer içini ya da yer içindeki bir takım şeyleri araştırdığı için biraz jeofiziğin nasıl diyelim ilkel biçimi diyelim bunlara. Bugün bu kategoriyi sahte bilim olarak sınıflandırıyoruz. Gerçek değil bunlar. Pseudo science deniyor bunlara. Bunlardan en önemlisi ki bunun üzerinde duracağız. Çubukla ya da
çatal çubukla maden, metal, su, değerli taşlar aramaya yönelik çabalar, insanoğlunun çabaları ki buna yönelik ilk metinler Dere Metallica isimli, daha önce bahsetmiştim, Georgios Agricola'nın eserinde var. Hatta bir resim de var, daha önce birazdan göstereceğim onu. Ki Dere Metallica'da bu çubuğa kehanet çubuğu diyorlar ya da divining rod ya da ilahi çubuk da diye tercüme edilebilir Türkçe'ye. Bu bir sahte bilim uygulaması, yani gerçek bilimsel bir kökeni yok. Fakat Agricola gibi birçok yazar bunun tarihi üzerine önemli bilgiler veriyor. Hatta deniyor ki Hazreti Musa, Homer, sihirli asaları vardı bunun, tarihte belli. İşte Hazreti Musa asasıyla denizi ortadan ikiye ayırıyor. Homer'de vardır bu sihirli çubuklar. Onun dışında Romalılar buna virgula divina diyorlar. Böyle bir terimleri var. Yani ilahi çubuk, kehanet çubuğu diye Türkçe'ye çevrilebilir. Ki Cicero'nun De Divinatione kitabında da bu bahsediliyor. Hatta şurada altını çizdiğim bir pasaj var gene Divinatione'den. A treasure is buried under your bed. Yani hazine sizin yatağınızın altındadır falan gibi. Yani bazen saklanılan bir şeyi bulma, ki bizim falcılarda da vardır o gibi diye düşünebilirsiniz bunu. Fakat orta çağda çok fazla buna atıf yok, kehanet çubuğuna. Fakat bununla birlikte 12. yüzyılda Keşiş Theophilus'un suyun nasıl bulunacağına yönelik ayrıntılı bir açıklama verdiğini biliyoruz. Fakat çubuktan bahsetmiyor. Agricola'dan önce bu çubuğa atıf yapan iki otorite var. Birincisi Basil Valentin'in Last Will and Testament ya da Son İrade ve Ahit, ekranda görüyorsunuz kapağını kitabın. Bir de Parcellius'un De Natura Rerum'da var. Hatta Parcellius biraz daha alaycı biçimde diyor ki bunlar diyor boş ve yanıltıcıdır. Bunlardan ilki birçok madenciyi kandıran kehanet çubuklarıdır. Bir kez doğruyu gösterse 10 veya 20 kez aldanırlar, ki çok muhteşem bir tespittir bu. Bir de aynı zamanda gene Parcellius inancın çubuğu döndürdüğüne, yani bir sen çubuğun dönmesini istiyorsun ve çubuğu döndürüyorsun. Yoksa yer içindeki mineraller ya da değerli madenler, bu çubuk dönmüyor diye. Bunun dışında Parcellius'dan sonra da 20. yüzyıla kadar bile çok kaynak var. Hatta günümüzde de var, birazdan da göstereceğiz. Bunlardan bir tanesi De la Baguette Divine Théorie Divinatoire. Paris'te yayınlanan bir kitap, ekranda görüyoruz. Chevreul'ün kitabı veya Figuier'in Histoire de Merveille dans le temps moderne isimli bir kitabı, ki ekranda görüyoruz. Burada da gene bilgiler var. Bu çubukla su arama, değerli maden aramaya yönelik. Ki bu konuda çalışmalar da var. Mesela 1883'te iyi bir maden mühendisi olan Raymond, Amerika Maden ve Metalurji Mühendislerinin dergisinde böyle bir makalesi vardı. Makaleyi gördüm. Bayağı ayrıntılı bilgi var burada. Bunun dışında da işin psikolojik tarafına yönelik psikoloji dergilerinde, ki ekranda görüyorsunuz, makaleler var. Bunun dışında bunu Agricola'yı çürütmeye çalışanlar da var. Hatta bazen deniyor ki işte Robert Boyle, ki Royal Society'nin kurucularından biri, bu bile buna biraz ikna oluyor, bu şeye. Bunun dışında işte demin ekranda gördüğünüz gene William Price'ın Mineralogia Cornelius kitabı var, ki İngilizcesini ekranda görüyorsunuz. Yine Divining Rod ya da ilahi çubuk ya da kehanet çubuğuna yönelik Amerika'da Geological Survey'de yapılmış 1917'de bir kitap var. Bayağı kapsamlı kitap. Hatta burada Türklerden de biraz bahsediyor. Marco Polo'nun Türklerin oku
ve çubukları bir kehanet belirlemede kullandıklarını ya da nasıl diyelim oku bir yere fırlatıp ona yönelik bir kehanette bulunduklarını. Mesela buna yönelik tweet şeyde de internette de bilgi vardır. Aratırsanız görürsünüz. Türkler oku atar, okun düştüğü yere medeniyet kurardı. Bu bir gerçekliği de ifade ediyor. Biraz esprili karikatürler de var bu konuda. Günümüzde de bu şey var. Dolayısıyla okun atması, okun gittiği yön ya da çubuğun belki cirit demek daha mümkün. Bir kehaneti olduğuna yönelik bizim kültürde de böyle bir şey var. Hatta bir video göstereyim burada, biraz komik. Efendim şu an gidiyorum. Suyla beraber görüntümüzü alırsanız. Efendim şuraya geliyorum. Evet buyurun sayın efendim. Bu benim yaptığım iş olduğum değil efendim. Bu işte suyun üstüne. Efendim ha suyu geçtim buyurun. Suyu geçtim. Bak şu an tamam geçtim diyor. Suyun merkezini geçtim. Evet. Şu an boş alanda. Hayır efendim buyurun. Söyle. Hayır. Bu şu an bu benim yapmış. Gelin gelin. Gelin. Abi. Gelin. Geldim. Evet. Su arkaya gidiyor. Kendi de arkam sıra bak. Buyurun. Evet. Buyurun. Bu bizim ülkemizde halen de bu çubuğun kullanıldığını gösteriyor. Tabii dediğim gibi bilim dışı kabul ediyoruz bunu. Fakat dünyada da var. Hatta Russell Crowe'un The Water Diviner, ki bu da aslında çatal çubuk demek aslında. Su bulucu veya su kehanetçisi gibi. Fakat Türkçe'ye son umut olarak çevrildi. Konusu hatta başlangıcı Avustralya'da geçmesine rağmen konusu Türkiye'de geçiyor. Yani Çanakkale Savaşları'nı anlatıyor. Orada da bir şey var, bir küçük bir bölüm var, onu da izleteyim size. Evet, yani bu çatal çubukla ya da çubukla su arama, yer altındaki bir takım şeyleri bulma bugün de kültürel olarak, folklorik olarak devam ediyor. Fakat kötü tarafı hala inananlar var. Çok doğru değil. Şimdi biz asıl jeofizin bilimsel tarafına bakacağız. Peki bu çatal çubuğu niye verdik örnek olarak? Bu bir mitolojik ya da biraz şey bir şey, bilim dışı bir şey ama bir aletle yer içine yaklaşım, yer içinde bir şeyleri bulma. Jeofizin de tabii temel farkı orada diyelim jeolojiden. Bir aletle indirek yaklaşımla bulma. Fakat biz bilimsel jeofiziğe girelim şimdi. Ki demin söyledik Agricola'da var. Bakın burada Agricola'nın kitabında çatal çubukla maden aramalara yönelik bilgiler var. Şimdi bunu biraz modern döneme gireceğiz. Ki modern dönemde bunun adı bizim demimizde uygulamalı jeofizik ki jeofizikte maden aramaları Wrede'nin 1843 yılına kadar dayanıyor. Manyetik alandaki değişimlere bakarak özellikle manyetik mineraller, özellikle demir gibi şeyler arıyor. Ki İsveçli Robert Thalén'in 1879'da demir maden yataklarının manyetik yöntemle belirlenmesi üzerine bir makalesi var. Daha sonra bunun geliştirdiği bir alet de var. Thomson Thalén aleti ki birazdan göreceğiz onları. Evet burada. Thalén'in aletinin müzedeki kopyası ve şey altta da gravürü bir eski bir jeofizik kitabında geçen 1890'lara şey yapan ki madenlerle ilişkili jeofizik sürecinde çok kullandığımız kelimeler var. Mesela İngilizcesiyle söylersek Applied Geophysics, uygulamalı jeofizik, Exploration Geophysics ya da arama jeofiziği ki birazdan ayrıntılarında gireceğiz. Geophysical Exploration, jeofiziksel aramalar, Geophysical Prospecting ve Geophysical Engineering. Bunların aralarında küçük nüanslar ve küçük farklar var. Ki Applied dediğimizde İngilizce'de teorik ya da somut olana zıt olarak pratik kullanım demek. Exploration kelimesi Türkçe'de biz arama jeofiziği olarak Türkçeleştirdik ama bunun İngilizcesinin bir anlamı da keşif.
Mesela keşifler çağı dediğimizde the age of the exploration diyoruz. Exploration'ın böyle bir anlamı var. Bu exploration ya da keşif belirleme, inceleme anlamına geliyor. İşte Latince gene belirleme anlamı var. Prospect kelimesine gidelim. Bu daha çok maden mühendisliği bağlamında kullanılan bir arama unsuru. Exploration keşifi yerkürenin her tarafı için yapabilirsiniz ama prospecting dediğinizde sadece biraz maden sınırı var. Ya da maden, altın gibi değerli mineralleri veya diğer mineralleri arama anlamına geliyor prospecting kelimesi. Ki prospection kelimesi jeofizikçe çok kullanılmıyor ama arkeoloji jeofizinde kullanılan bir kelime. Bu da ileriyi görme ya da uzakları görme anlamını taşıyor. Ki prospecting kelimesiyle bağlantılı bir kelime. İleriyi görme derken, uzakları görme derken burada jeofizikte kastedilen yer içinin ötesini görme anlamında. Engineering kelimesinin kökeni engine'den geliyor. Engine aynı zamanda motor, makine anlamına da geliyor. Eski Fransızcadan ya da Latinceden ingenium'dan yaratıcılık anlamı da var bunun. Beceri anlamına geliyor, akıllılık anlamına geliyor veya karakter anlamına geliyor. Ki engineer kelimesi de buradan türemiş. Türkçe'ye bakarsak uygulamalı dediğimizde yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen kılgılı, kılgısal, kılgın yani teori, pratik demek bu. Öz Türkçe tatbiki, pratik, ameli, kuramsalın karşıtı. Arama dediğimizde birini ve bir şeyi bulmaya çalışmak birinci anlamı. Bu anlamını kastetmiyoruz jeofizikte. Araştırmak, yoklamak. Bu ikinci anlamı var jeofizikteki anlamı. Keşif kelimesi de aynı şekilde ortaya çıkarma ve meydana çıkarma. Bu anlamı var. Ki uygulamalı jeofizik, jeofizin bir ana bilim dalı, amacı yer kabuğunun sığ derinliklerinde problemlerin çözümüne katkı sağlamak. Kazım Ergin'e göre yer kabuğunun üst kısımlarında bulunan boyutları sınırlı, derinliği az olan yeraltı yapılarını ve özel durumları incelemek. Burada Kaya hocamızın bir şeyi var. İfadesi var. Yer altındaki antiklinalleri, senklinalleri, fayları, maden yataklarını, sedimanların altındaki temel kayaları araştırmak veya bu araştırmanın çoğunun ekonomik bir amacı var. Maden, su, petrol, su aramak, inşaat mühendisliği ilgili problemlere çözüm aramak. Her ne kadar uygulamalı jeofizik sığ derinlikteki yapı ve durumları incelese de kullanılan yöntemlerin bazıları, hep söylüyoruz, yerkürenin daha derin kısımlarını incelemek için de kullanılıyor. Robinson ve Çoruh Applied Geophysics terimi yerine Exploration Geophysics terimi kullanıyor. Cahit Çoruh Hoca'dan birazdan daha sonra ilerleyen vakitlerde bahsedeceğiz. Yerküredeki ya da yerdeki sismik dalgalar, gravite, manyetizma, elektrik alanlar modern arama jeofizinin temelidir. Arama jeofizi yer altındaki jeolojik yapıları ortaya koyar. Bu yöntemlerle petrol kapanları, maden yatakları, bölgenin jeolojisi ortaya konulmak için konur. Gibi ki son dönemlerdeki elektronik bilgisayar teknolojisi de buna katkı sağlar. Robert Sheriff'in de şeyi var. Uygulamalı jeofizi maden ve petrol gibi ekonomik yapıların yer altındaki koşullarını belirlemek için yerin fiziksel özelliklerinin ölçüp yorumlanmasıdır diyor. Bunun dışında Reynolds'ın Introduction Applied and Environmental Geophysics kitabında uygulamalı jeofizi mineral ve diğer ekonomik yapıları ve yeraltı suyunu aramak için maden yatakları, gömülü mağaraları, bunların yerlerini öğrenmeye çalışmak, sığ derinlikteki boru hatları, kabloların yerlerini belirlemek veya arkeolojik kalıntıların haritasını çıkarmak, mühendislik araştırmalarında sığ yapıların incelenmesi gibi amaçlarını ortaya koyuyor. Ki Sharma uygulamalı jeofizik yerine arama jeofizi terimi kullanıyor ve petrol, su, maden arama sorunlarına jeofizik tekniklerin uygulanması şeklinde tanımlıyor. Bir başka ifadeyle fizik biliminin yasa ve ilkelerini uygulayarak yerkürede ölçülen fiziksel parametreler yardımıyla
yer kabuğunun sığ derinlikteki ekonomik yapılarının derinlik, kalınlık, uzanımlarının belirlemesine yönelik jeofizik araştırmalar uygulamalı jeofizik olarak tanımlanabilir. Ki Dabrin ve Netleton gibi jeofizikçiler geophysical prospecting kavramını kullanıyor. Geophysical prospecting ile ilişkili kitapları var. Ki Netleton'un Geophysical Prospecting for Oil kitabı var. Dabrin'in Introduction to Geophysical Prospecting diye bir kitabı var. Şimdi geofizin gelişiminde patentler önemli. İlk patent, Fessenden'ın aldığı patent, ki patentin şeylerini görüyoruz, ekranda görüntüleri var. Bunu biraz maden geofizinde bahsetmiştik maden kısmında. Patentin adı Method and Apparatus for Locating Ore Bodies, yani maden yataklarının yerlerinin belirlenmesine yönelik metot ve alet isimli bir patent. Geofizin gelişmesinde Ötvös önemli bir jeofizikçi, Macar jeofizikçi, torsiyon balansı ya da torsiyon terazisi ya da gravimetri aletini icat ediyor ve bununla yönelik uygulamaları var ki birazdan göreceğiz ki Ötvös'ün aletinin Macaristan'daki müzedeki hali ve şekli ekranda görüyorsunuz. Ötvös'ün jeofizikle ilgili çalışmaları da var. Gene hem aleti tanıtan hem ölçümlere ile ilişkin. Ki ilginç olan bir şey, 1920'lerde petrole büyük bir talep olduğunu biliyoruz. Bu motorlu taşıt üretiminin de tetiklediği bir şey. Ve 1924 yılında Texas'ta bir petrol yatağında bu Ötvös'ün gravimetre aleti kullanılıyor. Gravimetrisi kullanılıyor ve tuz yatağı keşfediliyor. Bu jeofizin dönüm noktası. Ve ilk defa üstü anomali vermeyen, herhangi bir yeryüzünde, yüzeyde emare vermeyen bir yapı keşfediliyor. Ki tuz domlarının petrolle ilişkisi biliniyor. Ve petrol yatağı burada keşfediliyor. Bununla birlikte jeofizin teknolojisinde savaşların da önemli katkıları var. Özellikle Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz, Fransız ve Amerikan ordularında çalışan jeofizikçiler mikrofon düzenekleriyle topların nerede saklandıklarını bulmak için çalışıyorlar. Ağır silahlar deniyor bunlara. Ağır silahlar olduğu için çok fazla hareket edemiyor ve bir yerlere de gizlenmesi gerekiyor. Büyük de şeyler, yapılar. Bunun dışında da Mitrop'un yöntemini bu süreçte sınıyorlar. Ki Mitrop'un bir sismometresi var. Çokça kullanılan bu dönemde sismoskop da denebilir. Ki 1924'te yavaş yavaş demin dediğim gibi petrol sahasında bir sismik çalışma yapılıyor. Ki ekranda görüyorsunuz bunun şeyini. Bu arada o dönem patent alma halen de Amerika'da şeydir, önemlidir. Jeofizik aletlerinin hepsinin bir patenti alınıyor. Mitrop'un aletinin de bir patenti var. Ki burada dikkat ederseniz zaman uzaklık eğrisi en altta var ve kayıtlarda ilk gelen dalgalar, ikinci gelen dalgalar görüyorsunuz. Ki bu dönemdeki kitaplar özellikle Eve ve Case'in yazdığı kitap ilk uygulamalı jeofizik kitabı olarak da düşünülebilir. Ki alt başlığına dikkat ederseniz In the Search for Minerals, minerallerin aranması da uygulamalı jeofizik başlığını da taşıyor. Bu dönemde dergiler var, uygulamalı jeofizik dergileri, Zeitschrift für Argumente Geophysik, yani uygulamalı jeofizik dergisi 1922'de Almanya'da çıkıyor. Amerika Petrol Jeofizikleri Derneği 1932'de kuruluyor ki daha sonra ismini Arama Jeofizikleri Birliği, Society of Exploration Jeofizik olarak değiştiriliyor ve bugün uygulamalı jeofiziğin ya da jeofizik mühendisliğinin en önemli derneği ya da kurumu. Ki 30'lardan itibaren Geofizik isimli bir dergi de çıkartıyor. Halen bu dergi devam ediyor. Ki derginin ilk sayısındaki makalelerden ilk makale Black Magic in Geophysical Prospecting isimli makale. Yani geofizik aramalarda, maden aramalarında kara büyü gibi bir şey. Biraz da esprili bir şey.
Hatta şekiller var burada görüyorsunuz. Yer altındaki bir malzemenin, petrolün yer içinde bir emare, bir sinyal oluşturduğunu ki bu sinyalin aynı radyo sinyallerinde de özleştirerek, benzeştirerek anlatıyor. İlk makalelerden biri bu. Ki 30'ların sonunda artık petrolle ilgili hemen hemen birkaç bilgilendirme kursu var fakat daha sonra Netleton önemli bir kitap yazıyor. Gene Geophysical Prospecting for Oil, maden aramaları için, petrol için jeofizik aramalar isimli önemli kitaplardan biri, jeofizik klasiklerinden biri. Ki hidrokarbon aramalarında yavaş yavaş diğer teknikler gelmeye başlıyor. Kuyulu oku teknikleri, bunlardan en önemli iki isim Konrad ve Marcel Schlumberger kardeşler ki bu Schlumberger jeofizikte çok kullanılan bir dizilimin de adı artık. 1913-32 yıllar arasında elektrik ve manyetik yöntemleri kullanımı konusunda öncü oluyorlar. Bir petrol alanında kuyuda özrenç logo alıyorlar ve bugün de kurdukları şirket halen devam ediyor. Sahipleri kendilerinin midir bilmiyorum ama aynı isimle devam eden jeofizik aramalarda çok önemli bir şirket. Ki Konrad ve Marcel Schlumberger kardeşlerin 1927'deki ilk kuyu logo, elektrik logo çalışması ve kuyu logonun ekranda görüntüsü. Konrad ve Marcel Schlumberger'in resimleri. Yavaş yavaş jeofizik teknolojisi gelişmeye başlıyor. Başlangıçta petrol aramada sismik çok fazla kullanılmıyor. Kırılma yöntemi kullanılıyor fakat yansıma yönteminin kullanılmasıyla birlikte ve verilerin kaydedilmesinde, saklanmasındaki gelişmelerle birlikte veya yeni veri işlem teknikleri, örneğin CDP gibi ortak derinlik noktası ya da Common Depth Point yöntemi yer altındaki görüntülemeye şey sağlıyor. CDP'yi biz sismik dersinde biliyorsunuz. Normalde kayıtlar belli bir zaman gecikmesiyle gelip ortamda sanki bir yatay tabakalanma varmış gibi gösterebilir size. Fakat bunu düzelttiğiniz takdirde ortamın yatay tabakalı olduğunu görürsünüz ki ortak derinlik noktası da bize bunu sağlar. Ki jeofizikte yığma işlemi, veri depolama işlemi, verilerin işlenmesi artık dijital bilgisayarlarla yapılıyor. Milyarlarca dolarlık bir jeofizik endüstrisi doğuyor ki bu bilgisayarların, bu donanımın, bu laboratuvarların bir tanesi de bizim bölümde var. Jeofizikte veri işlem laboratuvarı oluşturduk. Orada da jeofizikte de bu çalışmalar devam ediyor bizim bölümde. İlk çalışmalar genelde kara çalışmalı, denizlerde yapılıyor. Fakat daha sonra karalarda sismik yansımalar yapılarak 60'larda daha geniş bir boyuta erişiyor. Jeofizik sadece sismikle değil, özellikle maden yataklarında manyetik, gravitik, elektrik imzalar ya da elektrik özelliklerle de yeri aşağı çıkartılmaya çalışıyor. Ki ekranda bunun bir madenle ilgili bir örneğini görüyorsunuz. Aynı zamanda yansıma sismiği sadece petrolde değil, aynı zamanda kömür damarların yapısında da kullanılıyor. Tabii endüstride gerçekleştirdiğimiz bu tip şeyler, nasıl diyelim, bu bilgi donanımı sadece ekonomik amaçlı kullanılmıyor. Aynı zamanda diyorlar ki bu bilgiyi biz yer içini görüntülemede de kullanalım. Ya da leva tektoniğine katkı olabilir, yer içindeki yapıların belirlenmesine yönelik ya da derin yer içi yapısı. Yani ekonomik bir önem arz etmeyen derin yerin yapısını belirlemede kullanalım diye çalışmalar var. Ki bu çalışmalarla da bugün artık manto içindeki bütün özellikler, dalma batma zonları çok net bir şekilde görüntülenmiş. Bu da yer kürenin kabuğunun evrimi, yer kürenin içinin evrimi konusunda bize önemli bilgiler sağlamış. Evet, şimdi jeofizik arama yöntemlerinin tek tek biraz bir tarihsel gelişimine bakalım. Nasıl bir seyir izlemiş?
İlk jeofizik yöntem ya da jeofizik mühendisliği endüstriyel amaçlı ilk olarak pusulanın İsveç'te demir yatakların keşfedilmesi için kullanılmasıyla başlamış, kabul ediliyor. 1640'lı yıllarda ki çalışmanın kuramsal temelleri işte gömülü manyetik materyallerin bir belirteci olarak yer manyetik alanındaki yerel değişimlere yönelik çalışmalar da var. Wright tarafından yapılmış ki Amerika'daki Michigan demir yatağında ya da 1873'te Brooks tarafından, 1875'te Smocock, 1899'da Smith tarafından yapılan şeyler var. Ki Talen'in manyetik aletinden bahsetmiştik. Ki bu kişilerden biri William Austin Board, 1844'te manyetik pusula ibresinin bir demir madeni civarında sapıttığını ya da şey yaptığını, şeklini değiştirdiğini, hareket ettiğini görüyor. Bu da manyetik ölçümlerin aslında ilk ilham kaynağından biri. Ki daha sonra bu yönde aletler geliştiriyor. İlk manyetik aletleri geliştirenlerden biri de Schmidt. Carl Schmidt'in geliştirdiği alet manyetometre. Bu yer manyetik alanın değişimlerinin ya da lokal değişimlerinin belirlenmesine yönelik de bir alet. 1915'te Schmidt tarafından geliştiriliyor. Gravite yöntemine baktığımızda daha önce belirtmiştik. Ötves'in bir aleti var. Bu global anlamda kullanılıyor fakat manyetik bu gibi petrol yataklarının keşfinde de ya da madenlerin keşfinde de kullanılıyor. Ki Ötves'in aletiyle birlikte arama jeofiziğiyle ilgili Ötves'in yaptığı, Macaristan'da yaptığı ölçüler var 1902 yılına ait. Petrol aramalarına yardımcı için gravite yöntemleri 1914'te Goliard tarafından uygulanıyor. Bunun dışında Shaw gravite anomalileriyle tuz domlarının bulunabilme olasılığından bahsediyor. Ve yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Barton bunlardan biri gravite çalışmalarında katkıları var. Ki en önemli katkı ya da jeofizin de dönüm noktası bu. Tuz domu üzerinde, Texas'ta bir tuz domu üzerinde bir gravite ölçümü yapılıyor. Bu gravite de tuz domu üzerinde etki vermesi, yüzeyde görünmeyen, herhangi bir mostra vermeyen bir yerde jeofizik bir tepki vermesi, petrol endüstrisinin bu jeofizik teknolojiye ilgisini de arttırıyor. Bu önemli. Daha sonra bu ilgi demin de biraz bahsettik. Diğer jeofizik yöntemlerle de ortaya çıkıyor. Ki petrol yatağının keşfine yönelik ilk şekillerden biri bu. Dikkat ederseniz tuz domu şurada. Tuz domunun üzerinde bir örtü var. Tuz domunu yüzeyden göremiyorsunuz. Yani yüzeyden petrol herhangi bir emare vermiyor. Fakat gravite yöntemiyle baktığınızda bu tuz domunun özelliklerini açığa çıkartıyorsunuz. Ki tuz domları da petrolle ilişkili yapılar olduğu için petrolün bulunmasına bir katkı sağlıyor. Ki başlangıçta jeofizik çalışmalar, petrol jeofizik çalışmaları sadece yapıyı belirlemeye yönelikken yani tuz domunun yapısı gibi modern dönemde artık direct detection denilen doğrudan petrol bulma yöntemleri de var. Yani ortamın fizik özelliklerine bakarak yani nedir bu ortam diyelim bir petrolün elastik özellikleriyle ya da diyelim elastik özellikleriyle bir şeyin gazın elastik özellikleri, havanın elastik özellikleri farklı olduğu için bu elastik özelliklerden daha doğrusu sismik ölçümlerden türetilen elastik özelliklerden de artık doğrudan petrol yatağını bulmaya yönelik çalışmalar da var modern dönemde. Elektrik, elektromanyetik ya da manyetik, manyetoelektrik yöntemlere bakarsak ilk elektrik yöntem
Korniş bakır madeni üzerinde elektrik akımlarını gözleyen Robert Fox tarafına kadar gidiyor 1830'lara ki elektrik yöntemle bir sülfit kütlesinin kayda geçmiş ilk keşfi 1835'te Penzance madeninde yapılıyor ve doğal potansiyel yöntemi burada uygulanıyor ki bunu yapan da Fox ya da Robert Ware Fox isimli bir bilim insanı ki bu yönde İngiltere'nin Royal Society'nin meşhur dergisi Philosophical Transaction'da da bir çalışma var şeyin Fox'ın yayınladığı. 1882'lerle birlikte Karl Brus yer altında gizli sülfit kütlelerinin aranmasında elektrik yöntemleri kullanıyor. Benim bahsettiğim Konrad Schlumberger kardeşler ya da Konrad Schlumberger başlangıçta olayı ticari bir boyuta taşıyor. 1912'lerde metalik maden yatağı üzerinde doğal potansiyel çalışmaları var. Bunun dışında Fred Brown, Albert Williams, Leo Draaf maden yatakları ilişkili yer üzerindeki kalınlık farkları ile belirlenenler olmuş oluyor. Patent alıyorlar. Bu dönemde patent önemli. 1893'te James Fisher Michigan'da bakır madeninde özrenç ölçümleri yapıyor. 1900'de N.Z. Osborne aynı bölgede eş potansiyel yöntemi uygulanıyor. Görünür özrenç kavramı 1915'te Amerika Standartlar Bürosu'nda çalışan Wenner tarafından ortaya konuluyor. Hem de Schlumberger benzer şeyleri söylüyor ki bu yönde Schlumberger gruptan Marcel Schlumberger, Podony, Dol gibi şeyler tarafından veya Wenner gibi. Wenner bugün kendi adıyla anılan eşit aralıklarla elektrot dizilimi de kullanıyor. Schlumberger grubu elektrot dizilimini kendi dizayn ediyor. Ki Schlumberger tarafından üretilen ilk haritalardan birini görüyorsunuz. 1912 Ağustos'unda Ağustos-Eylül arasında alınmış bu ölçüler. Ki Wenner, demin dedik, Amerika Standartlar Bürosu'nda çalışan bir insan, bir mühendis, bir elektrik mühendisi, jeofizikçi. Onun meşhur makalesi. Yer içinde gezinen tellürik akımların, elektromanyetik akımların olduğu, elektromanyetik şeye de dönüşen, dalga ya da ilham kaynağı ya da tetikleyen şeylerden olduğu ilk gözlemler Greenwich'te var. Charles Matteucci'ye atfediliyor. Fakat Konrad Schlumberger 1934'te ticari olarak bunu kullanıyor. Aynı zamanda Schlumberger IP yöntemini ilk olarak 20'lerde tanımlıyor. Ki Amerikalı maden mühendisi Harry Conklin elektromanyetik yöntem üzerine patentler alıyor. Uygulamalarsa 1925'lerde görülüyor ki Schlumberger'in bir çalışması Etudes Prospection Electrique du Sol zeminlerin ya da toprağın elektrik prospection etütleri sanıyorum Türkçesi 1930'larda yayınlanan bir çalışması. Özdirenç yöntemiyle ilgili kuramsal temeller Stefanescu ve diğerleri tarafından yatay tabakalanmış yer yapısı için başlangıçta düz problem çözümleriyle ortaya atılıyor. Longer, Slichter ilk olarak 33'lerde, 30'larda yatay tabakalanmış yapılar için özdirenç sondajındaki ters çözüm parametrelerinin formülasyonunu geliştiriliyor. Ve Bacchus ve Gilbert artık genelleştirilmiş ters çözüm yöntemini kullanıyor. Vazov, Jab, Patrick yavaş yavaş düz çözüm yanında ters çözüm modelleme için bir enstrüman haline geliyor. Aynı zamanda tag fay boyunca Wenner dizilimi özdirenç profiller için görünür özdirenç eğrilerini hesaplıyor gibi gelişimler var. Yakın yıllarda sayısal yöntemler gelişiyor aynı zamanda. Örneğin sonlu farklar, sonlu elemanlar, integral denklem çözümüyle iki boyutlu düzensiz yapıların, homojen olmayan yapılar üzerinde herhangi bir elektrot dizilimi için elektrik sondaj profil sonuçlarının hesaplamalarına olanak sağlıyor bunlar. Örneğin Jepson'un sonlu farklar yöntemi, Kagan'ın sonlu elemanlar yöntemi ki ekranda makalesini görüyorsunuz. Penton ve diğerlerinin kendi yöntemini kullanarak IP ve iki boyutlu dipol-dipol
ters çözümünde kullanıyor. Petrovski ilk kez 28'de elektriksel olarak polarize olmuş gömülü bir kürenin neden olduğu potansiyel dağılımı inceliyor. Stratovolenko 3 boyutlu özel ançelerisini modellemek için bir yaklaşım geliştiriyor. İlk 3 boyutlu çözüm Hoffman 75 tarafından Jovski dergisinde yayınlıyor ki o yılın en iyi makale ödülünü alıyor. Bunun dışında IP yöntemi ki geçmişi demin söyledik Schlumberger'e kadar gidiyor. Bunun dışında Dakanov'un çalışmaları var IP yöntemle ilgili. IP'nin 3 boyutlu modellenmesine yönelik çalışmalar var. Örneğin Kagan, Madden gibi çalışmalar. Ekranda da bunların ayrıntılarını görüyorsunuz. Mind-Turing yöntem 1950'lerde ortaya koyuyor ama daha çok Kainard'ın 53 makalesi, referans makalelerden biridir. Kainard'ın makalesi. Temel teorisini bugün de kullanılan özdüranç hesaplama formüllerini de burada görebiliyoruz. Bunun dışında Fournier, Bemelin'in yaptığı çalışmalar ya da özellikle elektrik mühendisliği alanından gelen Waite'in elektromanyetik dalga denkleminin yerle ilişkili olarak problemlerini çözmesine yönelik geliştirdiği şeylerle de önemli bir katkı sağlıyor. Ki Waite'in makalelerinden birini burada görüyoruz ekranda. Elektromanyetik yöntemde 30 ile 50'li yıllar arasında Slichter, Brookshaw, Hanson gibi araştırmacıların katkıları var. Ward gibi, Harvey gibi katkılar da var burada. Tabii elektromanyetiğin çeşitli alt yöntemleri, yer afmakı ya da diğer mühendislik şirketleri, örneğin Macfar şirketi tarafından da geliştiriliyor. Modellemeye yönelik de küre ve silindir modelleri gelişiyor. Sınır değer problemleri elektromanyetik dalga ile ilişkili önemli çözümleri var. Kagan bunlardan biri, Sweet, Hoffman bu çalışmalar. Aynı zamanda çizgisel kaynakların iki boyutlu homojen olmayan yapılarla ilgili çözümleri var. Bu dönemdeki çalışmalardan birinin örneğini ekranda görüyorsunuz. Self potansiyel yönteminin mekanizmasını anlaşılmasına yönelik Satomo'nun meşhur bir makalesi var. Kökeni nedir yönelik önemli makalelerden, klasik makalelerden biri. Aynı zamanda bazı modellemeler Neubehart'ın, Corbin ve Hoover'ın, Morgan ve diğerlerinin özellikle jeotermal alanlar üzerindeki SP anomalilerinin nedenlerinin anlaşılmasına yönelik çalışmaları var. Kuyulukları çalışmaları 30'larda özellikle Schlumberger'le birlikte, Schlumberger kardeşlerle ilgili başlıyor. Kuyularda SP logu ekleniyor buna. Teleklinometri logu, sıcaklık logu, eğim ölçer gibi loglarla bu genişliyor. Gamma ray, nötron, indüksiyon, mikro özdirenç, yoğunluk, akustik hız gibi şeyler de buna ekleniyor. 50'lerin sonunda gene kuyu loglarında bilgisayar kullanımı yaygınlaşıyor. Log verilerin kaydedilmesi ve bunların sayısı olarak çizdirilmesi yönelik. Bu da önemli katkılardan biri. Ekranda bunun akış diyagramı o dönemlere yönelik verilmiş. Uzaktan algılama veya uydurucu ofisine yönelik çalışmalarda biraz bahsedersek, hava fotoğrafları formunda başlangıçta böyle bir uzaktan algılama yapısı var. Fakat daha sonra bu yapıya jeofizik parametreler de ekleniyor, uydu jeofizikle özellikle. Ki Arama Jeofizikleri Birliği'nin 75'teki olağan kongrelerinde uzaktan algılama jeofiziği üzerine iki oturum yapılıyor. Özellikle alet teknolojisinde gelişmeler, elektromanyetik radyosunun geniş spektrumda kaydı gama ışını, X ışını, ultraviyole, infrared, mikrodalga radyo gibi bunlar gelişiyor. Ki uydularla birlikte özellikle uydu gravite ve manyetik verilerin gelişimi de bu dönem var. Özellikle uydu manyetik verilerinde polar orbitin, Orbiting Geophysical Observatory ölçümleriyle özellikle Rigon ve diğerleri bir
manyetik harita, yer küre ölçeğinde yapıyorlar. Ki ekranda o haritayı görüyoruz. Makalesi de burada var. Arkadaşlarıyla birlikte yazdı. A Global Magnetic Anomaly Map isimli. Uydu gravity gözlemleri özellikle NASA'da ilgi alanı, NASA'nın da ilgi alanı. Özellikle yerin gravity alanının üzerine temel bilgiyi oluşturmak amaçlı. Aynı zamanda da gravity anomalileri yerkürede aşırı anomalilikler nerede olduğunu bulmaya yönelik çalışmalar var. Özellikle LIRF ve diğerleri tarafından yapılan çalışma. Ekranda NASA'nın bir raporu, bu döneme ilişkin bir raporunu görüyorsunuz. Jovista radyoaktif yöntemlerde yoğun kullanılıyor. 35'ten itibaren alet donanımı 35'te kuyu ölçümleri için iyonizasyon odaları ve elektrometreler kullanılıyor. Daha sonra Geiger-Müller tipleri gama radyasyonu duyarlı olarak geliştiriliyor. 50'lerin başında aletler hafif, kompakt, daha sofistike hale geliyor. Ki ekranda bu konuda yapılmış bir şeyi de görüyorsunuz. Radyoaktifte ilk amaçta petrol aramalar için kullanılıyor. Fakat daha sonra İki Dünya Savaşı öncesi uranyum aramaları için de radyoaktif yöntemler kullanılıyor. Petrol ve uranyum aramalarına ek olarak çeşitli problemlere de bu konuda uygulamalar var. Bunlarda en önemlilerinden biri jeolojik haritalamaya yardımcı olmak üzere litolojilerin fonksiyonu olarak litolojileri belirlemeye yönelik gama ışını şiddetleri kullanılıyor. Ekranda bunların bir örneğini görüyorsunuz. Radyoaktif mineraller için havadan prospeksiyon. Gama ışını logo ölçümlerinde uranyumdan başka diğer maden yataklarının aranması ve değerlendirmesi için de kullanılıyor ki tüksiyer ve alger, kömür ve diğer eoporit yataklarında kullanılıyor. BERT 1965'te gama ışını loglarında tuz yataklarının değerlendirmesinde kullanılıyor. Bazı diğer uygulamalar, jeolojik haritalamalar, nükleer reaktör alanlar için radyoaktivitenin görüntülenmesi, zemin ve toprağın biraz çevre jeofizik amaçlı kullanılması olarak sayılabilir ki Tixier ve Alger'in makalesi ekranda var. Şimdi biraz sismik yöntemlere bakalım nasıl gelişti. Sismik yöntemlerin, daha doğrusu uygulamalı sismik yöntemlerin ya da sismolojinin değil, sismik yöntemlerin gelişmeleri aslında Mallet'le başlatılabilir. Mallet İrlandalı bir jeofizikçi, bir mühendis. Kırılma yöntemini de ilk keşfeden, ilk uygulayanlardan biri. Mallet 1846'da bir makalesi var, birazdan göstereceğiz. Çalışmaya başlıyor. 51-52'de bir makale yayınlıyor. Burada ilk defa yapay kaynak kullanarak bazı yer malzemelerinin dalga hızlarını ölçüyor. Mesela bunlardan biri kum için 825 fit bölü saniye, granit için 1665 fit bölü saniye gibi. Bu da yapay kaynak sismolojisi ya da sismik aramaların önemli şeylerinden biri. Ki Mallet'in iki makalesi var. Birincisi iki peş peşe makalesi var. İngiltere Bilim İlerleme Derneği'nin, British Association of Advancement of Science'ın dergisinde yayınlanıyor rapor olarak. İkinci makalede özellikle kayaçlardaki dalganın geçiş hızları ile ilgili yaptığı deneylerin sonuçları da var. Ki buna yönelik çalışmalar, dalga hızlarına yönelik çalışmalar, ortamın dalga hızına yönelik çalışmalar 1876'da General Abbott tarafından da yapılıyor. Bunun dışında Milne Gray patlatmalarla gene şeyler elde ediyor. Yine bunun dışında Fransızların bu yönde çalışmaları var. Fogg ve Levy'nin 1889'da madenlerde hız ölçümlerine yönelik deneysel çalışmalar yapıyor. Bunların avantajı oldukça yüksek hassasiyette fotografik olarak kaydedilen sismograf kullanmaları. Schmidt 1888'de dalga hızının yerin
derinlikle artması gerektiğini gösteriyor. 1899'da Knott sismik dalgalarının yayınımı ve elastik süreksizliklerde yansıma ve kırılmalarla ilişkili bir teorik çerçeve çiziyor. Ki bununla birlikte 1900'lerle birlikte özellikle daha önce bahsetmiştik 1917'de Fessenden ilk patenti alıyor sismikle ilgili. Wiehert Alman ilk jeofizik enstitüsünün başkanı da aynı zamanda 1907'de Zopritz'le birlikte sismik dalga transmisyon kuramını ya da dalga nasıl transfer edilir, bir yerden bir yere nasıl gider ve yönelik kuramı ortaya koyuyor. Ki bu ekranda gördüğünüz Fessenden'ın patentinin şeyi içeriği ekranda görüyorsunuz. Bu dönemde Almanlar özellikle Seeberg, Bendorf, Philipp von Born gibi araştırmacılar da buna yönelik çalışmalar yapıyorlar. Karher ve arkadaşları ilk kez sismik yansıma yöntemini kullanıyor ve literatüre geçiriyor ki ekranda gördüğünüz sonuçlar ve ilk kayıt bu. Hatta bu o kadar önemli hale geliyor ki bu oklama Amerika'da Oklahoma bölgesinde yapılıyor. Orada bir anıt da var. Bu ilk sismik yansıma burada yapıldı ya da ilk sismik yansıma sismografı burada doğdu gibi ayrıntılı bir açıklaması da var. Ekranda görüyorsunuz. Karher de bu ekranda gördüğünüz kişi. Bu yönde yapılmış dedik şeyler de var. Hepsi patente dönüşüyor. Bir Amerikan sisteminin özelliği de bu. Ki Karher yaptığı çalışmanın patentini de alıyor. Sismik yansımanın patentini de alıyor. Ki güzel de bir açıklama kısım var. Kırmızıyla işaretlenmiş. Bu icat işte yerin altındaki jeolojik formasyonların derinliklerinin ve yerlerinin belirlenmesine yönelik bir alettir gibi bir açıklama biçimi var. Sismik yöntemler en hızlı gelişen jeofizik yöntemler. Özellikle 56 ile 81 arasına bakarsak sentetik sismogramlar, vibrosismikler, sayısal sismikler işlemler, sayısal migrasyonlar, 3 boyutlu atışlar, düşey sismik profil, empedans ters çözümler, yığma öncesi derinlik migrasyonu, migrasyon hız analizi, tau-pi dönüşümleri gibi veya 80'lerle birlikte 2 boyutlu yansıma tomografisi, deep mouth, hava analizi, 3D yansıma tomografisi gibi 3D sismik, nöral ağlar, yapay tuz yaratıcısız yapısı görüntüleme, dalga migrasyonu, sismik parametreler ki demin bahsetmiştik sadece yapıya değil artık parametreye bağlı da bir petrol aramaları yoğunlaşıyor gibi teknolojiler gelişiyor. Ki arama jeofiziğine bakarsak, arama jeofiziğinin boyutlarına bakarsak, özellikle bu ekranda gördüğünüz maden aramaları ve jeofizikle ilgili bir kısım ve bu ekranda baktığımızda jeofizin arama jeofizik kısmının 2020'lerle birlikte ya da 2000'lerle birlikte arttığını görüyoruz. Burada bir diğer şey jeokimyanın azaldığını arama amaçlı, maden arama amaçlı jeokimyanın azaldığını, bu süreçte jeofizin arttığını görüyoruz. Halbuki 1980-2000 arası, ekranda da görüyorsunuz şu kısım, jeokimyasal çalışmaların maden aramalarında daha dominant olduğu, 2007 yıllarda jeofizin daha çok yapıldığını, daha çok kullanıldığını görüyoruz. Bir de bunlar keşfedilen alanlar, keşfedilen alan sayısı. Yani mesela diyelim 50 alan keşfedilmiş. Diyelim 2020'de bunun 20 tanesi jeofizikte keşfedilmiş gibi. Bu sadece şeyde değil, petrol alanında da var. Ki petrol alanındaki aramalarda bu Amerika şeyi özellikle 1871 ile 1945 arasında ki periyoda bakarsak toplam keşfedilen alan sayısı 220 ise bunun 76'sı jeofizik çalışmalarla keşfedilmiş. Diğerleri mesela rastgele sondaj, mesela sarılar orada, trendler, lokal yapılar özellikle jeolojiyle belirlenen şeyler. Bu da petrol aramalarında jeofizin
bu dönemde pik yaptığını, geliştiğini gösteriyor ki bunun modern yansımaları da var. Biraz bütününe arama teknolojilerin bütününe bakarsak 1950 öncesine baktığımızda 20'ler sismikle başlıyor. Daha sonra yer elektromanyetik, metal dedektörler, aeromanyetik, hava manyetik haritaları, gama ışını, gravimetri giriyor 50'lerle birlikte. Havadan elektromanyetik, muon tomografi, frekans ortamı, elektromanyetik, manyetellerik 60'larla IP, skewed magnetometre, zaman atomu, elektromanyetik 70'ler, Landsat, uydular 80, pasif sismik tomografi 90'lar, kuyu elektromanyetik, 3 boyutlu sismik gene 90'lar, radar uydular, özellikle uydular, havadan gravite gradiyometreleri, 3 boyutlu ters çözüm, downhole gravimetre, skewed elektromanyetik gibi bugüne uzanan bir teknoloji var. Bu jeofizin teknolojilerinin gelişimi. Bu teknolojiler sadece madende değil, petrolde, belki geoteknikte ya da çevre jeofizinde de kullanılıyor. Şimdi biraz da konusal jeofiziğe bakalım. Yöntemsel değil de maden ve petrol dışındaki en önemli iki jeofizik alanı geoteknik ve çevre jeofizi. Geoteknik ve çevre jeofizine yönelik çalışmalar 3 problemden besleniyor. Birincisi, çözecek problemin doğası ya da karakteri jeofizin buraya getirdiği çözümleri etkiliyor. İki, çözecek problem için geliştirecek veya mevcut olan alet donanımı gene problemi etkiliyor. Üç, sonucun elde edildikten sonra verinin yorumlanmada da kullanılan metodolojiler ve yaklaşımlar. Bu üç unsur bu alanın gelişmesine katkı sağlıyor. Tabii bu üç unsur tüm jeofizik alanlarında da var. Ki jeofizinin inşaat mühendisliği uygulamalarını ilk anlatan kitaplardan biri Griffith ve Kings tarafından yazılan Applied Geophysics for Engineers and Geologists isimli kitabı. Burada mühendislik disiplini jeofiziği zemin hakkında önemli bilgiler veren etkin ve ucuz araç olarak tanımlamaktadır diyor. Burada biraz şuna da girelim. Jeofizik bir dönem sadece yapıyı belirlemeye yönelik bilgi sağlıyordu. Yani tabakalanmalar, yer içindeki boşluklar veya faylar. Fakat 90'larla birlikte ya da 70'lerle birlikte, aslında daha doğru, birlikte jeofiziğin parametreleri de kullanılmaya başladı ki birazdan göreceğiz bunu. Mühendislik jeofiziği yeni bir alan aslında bakarsak. 59 yılında bu jeofizin en büyük derneklerinden biri, kurumlarından biri Arama Jeofizleri Birliği'nin aktif raporunda geoteknik ve yeraltı su konularına ilişkin herhangi bir harcama kalemi yok. 66 yılında harcama kalemi artıyor, 22 milyon Amerikan doları. Bu ani artışın nedeni dünya ölçeğindeki nükleer güç santrallerinin inşası. Ki güç santralleri, nükleer santraller çok iyi bir zemin etüdü jeofizite dahil istiyor, zorunlu kılıyor. Bu nedenle bir artış var. Benzer şekilde 72 yılında harcamalar 20 milyon Amerikan doları oluyor. Burada şu da var, 70'lerdeki petrol krizi petrol sektöründe çalışan jeofizikçilere bir işsizlik ortamı yaratabiliyor. Bunun sonucu da bu sektörde çalışanların bir kısmı mühendisliğe kayıyor. Böyle bir olgu da var. Bunu da tarihe not düşmek lazım. Sorun alanı olarak en büyük sorun alanı başlangıçta, tabii şu an değil, nükleer santraller ki halen tartışılıyor yararlıdır zararlıdır gibi, buna girmiyorum. 70'lerle birlikte nükleer santral inşası artmayla birlikte özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde 74 yılında bir yasa var ve aynı zamanda da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun standartlara yönelik düzenlemeleriyle ilişkili bu alandaki jeofizik araştırmalara ihtiyacı arttırıyor ve bu parametre olarak ya da bu bir kalem olarak da jeofizik çalışmalar burada yer arıyor. Ki burada yeraltı tabakalanmalar, elastik modüller, tabaka kalınlıkları, akışkan saturasyonu, yapısal komplikasyonlar, faylar, boşluklar, karsık alanları, yeraltı suyunun varlığını belirleme yönelik jeofizik kullanılıyor. Tabii çevre jeofizinde bir başka bağlamda söylersek kirletici olarak suyun kirlenip kirlenmediğine yönelik olan çalışmalar da var.
Yöntemsel gelişmelere bakarsak çevre ve geoteknik jeofiziğinde burada bir sismik kırılma yöntemi başlangıçta ki şimdi çok fazla kullanılmıyor. Özdirenç yöntemi ki daha sonra bu özdirenç yöntemi elektrik tomografi yöntemine dönüştü. Bunun dışında da özellikle P ve S dalga hızını belirlemeye yönelik cross-hole, kuyu jeofiziği yöntemleri özellikle bu alanda yoğunlaşıyor. Bu alanda çalışmalar var. 80'lerle birlikte yüzey dalgalının spektral analizi önemli bir yer tutuyor. Özellikle University of Texas'ta Nazaryan ve arkadaşları, Stoke ve arkadaşları bunlar geoteknikten gelen insanlar, inşaat mühendisi kökenli. Bunlar inşaat mühendisliği amaçlı S dalga hızı elde etme peşindeler. Özellikle birazdan açıklayacağız. Buna yönelik de yöntem geliştiriyorlar. Bu çalışmalar Stoke ile, Riggs ile, Nazaryan ile devam ediyor. Bu yavaş yavaş çok kanallı yüzey dalgası analizine evriliyor. Yani MACV dediğimiz bugün Türkiye'de de en çok kullanılan zemin etütlerinde yöntemler. Bunlar 2000'lerle birlikte yaygınlaşmaya başlıyor. Bu konuda Amerika'da Park önce jeofizikçilerden biri, Moro bir diğeri, Foti İtalyan jeofizikçisi, İtalyan hem inşaatçı hem jeofizikçi ben öyle görüyorum. Hatta bizim bir yakın proje partnerimizin de doktor öğrencisiydi. Birazdan göreceğiz ki bu konudaki en önemli kişilerden biri Stoke. İnşaat bağlamında kendisi inşaat mühendisi, geoteknik kökenli, jeofiziğe çok katkı sağlayan da bir insan bu süreçte. Bunlardan bir diğeri de İtalya'da Carlo Lai, ki kendisiyle bir proje vesilesiyle tanışmıştık. Bir projemizde İtalyan partnerdi. Ki Stoke'nin ben bir bildirisini Roma'da 2019'da izledim ki kendisi bu konunun hakikaten uzmanlarından biri olarak kabul ediliyor ya da nasıl diyelim üstad kabul ediliyor. İyi demiştim, Carlo Lai'nin yüzey dalgaları ile ilgili bir kitabı var. Aynı zamanda Antonio dediğimiz bizim projede de partnerimizdi, Fonseca çalışmaları var. Bu İngiltere'de Lükifek proje toplantısında çekilmişti. Okan abi de burada var, görüyorsunuz Okan Tezel hocamız. Çevre ve geoteknik problemlerde motivasyon, başlangıç motivasyonları büyük mühendislik projeleri. Mesela Montreal Olimpik Alanı, ki Montreal önemli depremsellik bölgesine sahip Kanada'da önemli bölgelerden biri. Bunun çalışmaları var. Baraj incelemeleri gene büyük mühendislik çalışmaları, bu yönde gelişmeler var. Biraz mühendislikteki ya da çevre jeofizindeki literatüre biraz bakarsak, literatür iki yönlü. Bir jeofizik kanadında, bir de geoteknik kanadında. Ki son yıllarda bu artış var. Jeofizik ve geoteknik analiz sonucunda birçok literatürde kitap var. İlk kitaplardan biri Geotechnical and Environmental Geophysics, Ward'ın editörlüğünü yaptığı 3 ciltlik devasa bir külliyat. İlk cildi Review, ikinci cildi Environmental'la, çevreyle alakalı. Üçüncü cildi de geoteknikle alakalı. Onun dışında gene jeofizik kanattan Environmental Engineering Geophysics, Sharma'nın yazdığı bir kitap. Önemli bir kitap. Üçüncü bir kitap aynı zamanda Amerika İnşaat Mühendisleri Birliği'nin yayınladığı Geophysical Exploration for Engineering and Environmental Investigation kitabı. Önemli kitaplardan biri. Bunun dışında da yan kitap olmakla birlikte kitaplar var. Bunun en önemlisi Kramer'in yazdığı Geotechnical Earthquake Engineering kitabı. Bu konunun hem isim babası muhtemelen hem de içindeki jeofizik kısmı da oldukça önemli bir kitap. Yakın zamanlarda Nazaryan ve Dilin editörlüğünü yaptığı Use of Geophysical Methods in Construction ya da Atilla Ansal Hoca'nın editörlüğünü yaptığı Recent Advances of Earthquake Geotechnical Engineering ve Microzonation kitapları ya da McDowell ve diğerlerinin yazdığı 2002'de Geophysics in Engineering Investigation kitabı artık klasiklerden de kabul edilebilir. Özellikle McDowell'un kitabı meslekten olmayanlara, özellikle inşaat mühendisliğine de yönelik olduğu için biraz
konu bazlı da ortamı sınıflandırdığı için önemli kitaplardan biri. Ki jeofizik kanadından da işte Butler'ın Near Surface Geophysics, SEG yayınları kalın bir kitaptır. Near Surface Geophysics, Mark Everett'ın kitabı. Environmental Geophysics, güzel bir çevre jeofizik kitabı. Bizden Özden Yılmaz Hoca'nın yazdığı Engineering Seismology kitabı da bu kitaplardan biri. Bu dönemde uluslararası organizasyonlar da jeofizik ve geoteknik arasında ilişkiyi kurma veya bunları geliştirme yönünde önemli katkıları var. Örneğin Amerikan Jeofizik Birliği'nin, Amerikan İnşaat Mühendisleri Odası'nın, American Society of Civil Engineering, Geophysical Engineering Komitesi var. Ki ben bir dönem üyeliğini de yaptım bu komitenin, bir dönem, iki dönem. Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Birliği içinde Geophysical Zemin Araştırmaları ya da Geophysical Site Characterization Komitesi var. Bunlar inşaat mühendisliği içindeki iki süreç. Geofizik içindeki süreç ise Amerika Arama Geofizikleri Birliği'nin Sığ Geofizik Araştırma Komitesi, Çevre ve Mühendislik Geofiziği Birliği'nin Environmental and Engineering Geophysical Society'nin de bu konuda çalışmaları var ki ekranda bunları görüyorsunuz. Amerika Geofizik Mühendisliği Komitesi en üstte 25'in altında. Onun dışında SEG'in ve Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği'nin komitelerinin başlıklarını ekranda görüyorsunuz. Ki jeofizik artık güncel olarak sadece global büyük mühendislik projelerinde değil, bina-zemin ilişkisi bazında ya da Türkçe tabirle parsel bazında da uygulamalarla ön plana çıkmış durumda. Bunun en önemli nedeni deprem, deprem-zemin yapı etkileşimi ki buna yönelik yönetmelikler ya da standartlar oluştu. İlk standart muhtemelen NURB ya da Uniform Building Code'da yayınlanan standart, burada jeofizik kayma dalgası hızının 30 metrelik ortalamasıyla bir şey belirlendi. Bir kayma dalgası hızı, buradan da zemin sınıfı, zemin sınıfından da tepki spektrumları belirleniyor. Dolayısıyla burada bir jeofiziğe ihtiyaç var tekil bina bazında. Aynı şekilde Eurocode'larda da bu, özellikle Eurocode 8'de de bu şey var. Benzer yapı. Benzer yapının diğer şeyi bizim 2018'de çıkan, yeni çıkan Türk Deprem Bina Yönetmeliğinde de var. Burada kayma dalgası hızı zeminin dinamik sınıflandırması, statini bir tarafa bırakıyorum yani ince tane, iri tane sınıflamasını. Zeminin dinamik sınıflandırılmasında önemli bir parametre olarak kayma dalgası kullanılmaya başlıyor. Bu da şu anlama geliyor. Uzun süre jeofizik çalışmalar bir inceleme yöntemi olarak kullanılıyor. Yani ortamda kum, çakıl var mı, tabakalanma nasıl, fay var mı ya da yer içinde boşluk var mı gibi uygulanıyor. Fakat bundan daha önemlisi, yakın dönemde jeofizik bir deney yöntemi olarak kullanılması ön plana çıkıyor. Özellikle bu inşaat mühendisliği kitaplarına da yansıyor. Kramer, Bowles, Richard ve diğerleri ya da yönetmeliklerde mi bahsettiğim burada var. Yani burada jeofizik bir deney yöntemi parametre elde ediyor. Yapıya ilişkin ya da bir görüntülemeye ilişkin bilgi sağlamıyor. Yani yer içinde şu var bu vardan ziyade yerin fiziksel özelliği şu. Özellikle kayma dalgası hızı şu. Kayma dalgasına bağlı zemin sınıflaması, çünkü depremden gelecek yükün, kuvvetin zemin aracılığıyla binaya ne kadar aktarılacağını belirleyen parametre kayma dalgası hızı. Bunun yönetmeliklere girmesi de bina zemin ilişkisi açısından da önemli. Artık parsel bazında da jeofizik çalışmalar uygulanıyor ki yönetmeliğimizde de var. Yönetmeliğimizin uygulama yönetmeliklerinde de var bugün için. Gene yönetmelikler bazında bakarsak İngiltere'de BS 5930 ya da Site Ground Investigation Code var İngiltere'de. Zemin incelemeleri araştırma standardı olarak var. Burada jeofizik 4 ana amaçlar için kullanılır diyor. 1. Yeraltı jeolojisi ve yeraltı suyunun haritalanması. Ve 2. Faylar, boşluklar, insan kaynaklı anomalilerin, örneğin gömülü yapılar, bunların belirlenmesi. 3. Fiziksel ve veya mühendislik özelliklerinin, yerin ya da zeminin belirlenmesi. 4.
potansiyel tehlikelerin, özellikle çevre mühendisi amaçlı tehlikelerin belirlenmesi. Şimdi standartlar niçin önemli? Demin bahsettik, bu dersin konusu insan, toplum ve ekonomi ilişkisi. İnsan, toplum, ekonomi ilişkisinde jeofizik kullandığınızda standartların oluşması lazım. Çünkü standartlar oluşmadığı takdirde insana, topluma ve ekonomiye kayıplar olur. Teorik jeofizikte yeri manyetik alanı şudur diye geçersiniz ama zemin etüdünde kayma dalgası hızını yanlış verdiğiniz takdirde bina başınıza yıkılır ve hem ekonomik kayıp hem de can kaybına neden olursunuz. Dolayısıyla bu can kaybı ve ekonomik kaybı minimize etmek için sizin bütün mühendislerce kullanılan bir standarda ihtiyacınız var. O yüzden de jeofizin standartlara girmesi, BS 5930'da İngilizler'de ya da NERP'de Amerika'da, Eurocode'da Avrupa'da, Türkiye Deprem Yönetmeliği'nde önemli. Çünkü standartlar minimumu tanımlar, ortak bir dili oluşturur. Standartların altına inemezsiniz, standartlardan daha düşük iş yapamazsınız. Ama yüksek iş yapabilirsiniz, yüksek standartta iş yapabilirsiniz. Bu standartlar bu anlamda da ortalamayı tanımlar ve standartların çıkış gerekçesi de demin dediğim gibi toplum, insan ve ekonomi bağlamında jeofiziğin uygulamalarıyla ilişkili olduğu için standartlara ihtiyaç duyulur. Ki jeofiziğin özellikle mühendislik yönünün gelişmesinde, uluslararası gelişmesinde 3 Türk'ün de katkısı var. Bunlardan biri Turan Taner Hoca vefat etti. Sismik petrol jeofiziğinin duayenlerinden biriydi. Geliştiği yöntemler ve petrol sektörüne katkısı çok önemli bir insandı. İkincisi bizim İstanbul Üniversitesi'nden mezun bir hocamız Cahit Çoruh Hoca. Üçüncüsü de Özdağan Yılmaz Hoca. Tabii diğer hocalarımızı burada söylüyorum. İşte Berkan Ecevitoğlu sismikte çok iyidir. Emin Demirbağ Hoca, işte Ömer Alptekin Hocamı burada ekranda görüyorum. Haluk Eydoğan var, İlyas Çağlar Hoca var. Ama bu üç kişi özellikle dünya jeofizik tarihine de geçmiş insanlardan biri. Ki bunun ölçüsü nedir diye bana sorarsanız, örneğin Turan Taner Hoca'nın iki makalesi bugün halen sismik aramalarda klasik makalelerden biridir. Bir tanesi Complex Seismic Trace Analysis, ikincisi Velocity Spectra isimli makalesi. Cahit Çoruh Hoca'nın Amerika'ya gittikten sonra Basic Exploration Geophysics kitabı ki bugün arama jeofiziğinin ders kitabı olarak okutulur Amerikan üniversitelerinde. Ki Cahit Çoruh Hoca'nın aynı zamanda da Basic Theory of Exploration Geophysics isimli biraz daha matematiğe ağır bir kitabı da vardır. Ama ilk kitabı jeoloji bölümlerinde bile ders kitabı okutulur. Jeofizik için temel, arama jeofizik için temel kitaplardan biridir. Özellikle Özdağ Yılmaz Hoca'nın petrol sektörüne katkısını biliyoruz. Kendisi Seismic Data Processing kitabı, sismik veri işlem kitabı bu yakın zamanlarda iki cilt olarak da tekrar yayınlandı. Önemli jeofizik klasiklerinden biridir. Son dönemde Özdağ Yılmaz'ın Engineering Seismology isimli kitabı da uluslararası literatüre katkılardan biridir. Ki ekranın sol tarafında Özdağ Yılmaz'ı imzalattığım kitaptır bu Seismic Data Processing. Bu üç insan Türkiye jeofizinin uluslararası arenadaki en çok tanınan yüzlerindendir. Evet, bugün anlatacağım konu bu kadar.